saatlerinde etkisini artıran yağış sel felaketine neden oldu. İki kişi hayatını kaybetti. Aynı aileden dört kişi kayboldu. Dört kişiyi arama kurtarma çalışması sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da gece felaket bölgesine ulaştı ve incelemelere başladı. Son duruma ilişkin daha fazla bilgiyi olay yerinde bulunan NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu'ndan alacağız. Ahmet, neredesiniz, nedir bölgede son durum? Burak, şu anda felaketin yaşandığı bölgede Narlıdere'deyiz. Burası Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı bir mahalle. Cahit Kazan şimdi size arama kurtarma çalışmalarının yoğunlaştığı bölgeyi gösterecek. Tüm ekipler, arama kurtarma ekipleri Narlıdere ilçesinde, yine diğer mahallelerde, selin vurduğu diğer mahallelerde de çalışma devam ediyor. Alt taraf, yani karanlığın olduğu bölge dere yatağı. Hemen zaten sel bu noktadan geldi ve özellikle Narlıdere'yi, Narlıdere Mahallesi'ni çok fazla etkiledi. Arama kurtarma çalışmalarının yoğunlaştığı yer dedik. Şu anda ekiplerin başında toplandığı bir termal drone var. Cahit Kazan şimdi size göstermeye çalışacak. Termal drone vasıtasıyla dere yatağında bir iz aranıyor, bir sıcaklık tespit edilmeye çalışılıyor. Dört kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İki kişinin maalesef cansız bedenine ulaşıldı. İşte o çalışmalar şu dakika itibariyle devam ediyor. 200'den fazla ekip sel yaşandıktan sonra 10 saat 19 gibi bu durum yaşandı. 19'dan sonra ekipler şekilde Sel ilçesine geldiler ve arama kurtarma çalışmalarına hızlı bir şekilde başladılar. Dudaklı, Narlıdere, Gölcük, Sarıkaya, Kayacık ve Aksu mahalleleri selin etkilendiği bölgeler. İşte özellikle Narlıdere, biraz önce söylediğim gibi arama kurtarma çalışmalarının yoğunlaştığı bölge. Hava karanlık, yağmur etkisini yitirdi. Ancak havanın kameralarla devam ediliyor. Termal kamera vasıtasıyla bir iz bulunmaya çalışılıyor. Dere yatağı boylu boyunca taranacak birazdan. Drone havaya kaldırılacak ve bir iz bulunmaya çalışılacak. Şimdi yine ben de bir yandan bakmaya çalışıyorum. Ekipler termal kameranın arıyorlar. Termal kamera kaldırıldı ve kırmızı bir nokta arıyorlar. Tek tek bakıyorlar bölgeye ve bir iz bulmaya çalışıyorlar. Narlıdere bölgesinde dere yatağının bulunduğu noktada toplam 257 personelle arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor dedik. Dudaklı Mahallesi'nde engelli bir vatandaş hayatını kaybetti. Onun cansız bedenine gündüz saatlerinde ulaşıldı. Kayacık Mahallesi'nde aynı aileden 7 kişi sele kapılmıştı. 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Bu iyi haber. 5 kişi sele kapılmıştı. Bunlardan bir kız çocuğunun daha cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespiti çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma faaliyetlerine 37 AFAD, 50 STK olmak üzere toplam 87 arama ve kurtarma personeliyle beraber 15 UMKE, 21 kişi, 112 acil servis ekibi olmak üzere 36 sağlık personeli, Bursa Jandarma Komutanlığı'na bağlı 24 tim ve 1 JAK timi ile beraber toplam 134 jandarma personeli ile toplam 257 personel katılıyor. Burhan Gazi hasar olduğunu söyleyelim. Her mahallede ayrı ayrı olmak üzere 4 kamyon, 2 greyder kesiminde görevli olduğunu söyleyelim. Narlıdere Mahallesi alt tarafta. Burası selin başladığı bölge. Buradaki görgü tanıklarından edindiğimiz bilgilere göre selle beraber büyük kaya parçaları Narlıdere Mahallesi'ne doğru indi. Hasarın en fazla yaşandığı bölge de Narlıdere Mahallesi. Ne yazık ki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir iz bulunmaya çalışılıyor. Ümidimiz kaybolan 4 kişinin
kurtarılabilmesi, sağlıklı bir şekilde kurtarılabilmesi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Ahmet, bir sorum daha olacak. Olay yerine intikal ederken mutlaka orada izlenimler de edinmişsinizdir. Sel felaket bölgede nasıl bir iz bıraktı, nasıl bir etki bıraktı? Biraz onlardan da bahseder misin? Bursa kent merkezinden buraya doğru gelirken yollarda herhangi bir sıkıntı yoktu. Ancak özellikle Narlıdere Mahallesi'nin içinde merkezinde bazı evlerde hasar gördük. Yine çamurla kaplanmış yollar gördük. Arama kurtarma çalışmalarını için bölgeye gelen ekipler de Narlıdere'nin tam merkezinde o bölgede konuşlanmış durumdalar. Yine kepçeler, iş makineleri, greyderler tam bulunduğumuz bu noktaya kadar gelebildiler ve çalışmalarını sürdürüyorlar. Yine biraz önce söylemiştim, büyük kaya parçaları selle beraber Narlıdere Mahallesi'ne doğru aktı. Hasarı da zaten o kaya parçaları oluşturdu. Yine şu dakika itibariyle bölgede yoğun bir yağmur yok. Yağmur kesildi tamamen, ancak buraya gelenlerden edindiğimiz bilgilere göre yağmur bir anda vurdu. Zaten sel de bir anda geldi. Çok fazla görülemedi. O selin geldiği fark edilemedi ne yazık ki. Ne olduysa 1-2 saat içinde hızlı bir şekilde gelişti ve o sel sonrasında aynı aileden 7 kişi dedik. Onlar tehlike altındaydı. 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Cahit Hasan bir kere daha gösterecek. Biz de bir yandan takip etmeye çalışıyoruz. Nereden bize ulaşıldı mı? Bir kişi görülebildi mi? Onu takip etmeye çalışıyoruz. Drone havada, termal bir drone kullanılıyor. Isıya duyarlı bir drone. Bir iz gördüğünde, bir sıcaklık gördüğünde ekran öyle sanıyorum ki kırmızı bir renk belirecek ve arama kurtarma ekipleri o bölgeye giderek anlık kurtarmaya başlayacaklar. Şu anda tespit çalışmaları devam ediyor. Bir kişi veya kişilere ulaşılabilirse, tespit edilebilirse o bölgede kurtarma çalışmaları yoğunlaşacak. 256 kişilik bir ekip sadece Narlıdere Mahallesi'nde değil, diğer bölgelerde de arama çalışmaları devam ediyor. Yine eğer bir tespit varsa bu arama çalışması kurtarma çalışmasına dönüyor. Sadece Narlıdere Mahallesi'nde değil, Orhan Gazi ilçesi, Yenisöz'de Bayırköy mahallelerinde de hasar var ve hasar tespit çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Maddi kaybın fazla olduğunu söyleyelim. Yine bazı araçların özellikle Narlıdere Mahallesi'nde üst üste bindiğini, sürüklendiğini gördük. Hasarın özellikle Narlıdere Mahallesi'nde yoğunlaştığını bir kere daha söyleyelim. Yine Dudaklı Mahallesi'nde hasar var, maddi hasar var ve ne yazık ki bir kişi Dudaklı Mahallesi'nde hayatını kaybetti. Edindiğimiz bilgilere göre engelli bir vatandaş Dudaklı Mahallesi'nde hayatını kaybeden kişi. Yine Bursa Valiliği'nden bu olay gerçekleştikten sonra bir açıklama yapıldı. Yaşamını yitirenlerin sayısının 2'ye yükseldiği ifade edildi ve 4 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu açıklanmıştı. İşte bu açıklama sonrasında yine çalışmalar bu bölgede, Narlıdere'de dere yatağının bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı. Şimdi bir yandan da biz bunları anlatırken kaybolan 4 kişinin yakınları da bölgede. Onlar da bir haber almaya çalışıyorlar, bir bilgi almaya çalışıyorlar. 4 kişinin akıbeti konusunda, durumu konusunda bilgi edinmeye çalışıyorlar. Endişeli bekleyişleri devam ediyor. Yine burada bir baba var. Kaybolan 4 kişinin babası bildiğimiz bilgiye göre. Yine onun endişeli bekleyişi de devam ediyor. Cahit'ten rica edeceğim. Hemen karşı tarafta kendisi. İçlerden gelecek iyi bir haberi bekliyor. Ve ekiplerin yoğun bir şekilde saatlerdir çalışması bu bölgede devam ediyor. Termal kamera yukarıda Cahit Kazan gösterebilecek mi? Yukarıda yeşil bir drone'un rengini göreceksiniz. Hemen dere yatağının üst kısmında ve bölge çalışmalar özellikle
o bölgede yoğunlaşmış durumda ve sabahın ilk ışıklarına kadar bu çalışmalar sürecek Burak. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu, kameraman Cahit Kazan'la birlikte Bursa'da sel felaketi